Manşet hoş geldiniz. Evet iki gündür bu konuşuluyor dünden bu tarafa. Bu görüntüler belki görmediniz. Çünkü çok paylaşılmadı. Zaten Devlet Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de kendi hesaplarından el öpme görüntüsünü paylaşmadı. Ama el öpme görüntüsü hafızalara kazındı ve bu dönemin simge bir görüntüsü bir fotoğrafı olarak da arşive girdi. Fakat bu görüntü Özel Harekat ...dairesini ziyaret ettikten sonra... ...Devlet Bahçeli ayrılırken çekildi. Ve ayrılırken görüyorsunuz... ...bütün özel harekatçılar... ...sırayla el, elini öpüyorlar. Yani sadece daire başkanı... ...Süleyman Karadeniz değil. Sıradan herkes. Ki zaten... ...bunun garipsenmesi de bir enteresan. Yani... ...ne bileyim okul sıralarındaki... ...öğrencilerden... ...sahadaki... İşte görev yapan polis, jandarma ne derseniz tamamı bozkurt işaretiyle, işte bıraktıkları işte ülkücü bıyıklarıyla falan belliler, ortadalar. Ve bunu saklamıyorlar. Böyle bir ortamda Özel Harekat Daire Başkanının Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bu arada Süleyman Karadeniz'in elini öpmesi esasen yadırganmamalı ama yadırganıyor. İşte bu görüntü. Süleyman Karadeniz Öyle bir şey ki kendi sosyal hesaplarında paylaşmıyorlar bunu. Yani yaptıkları şeyin doğru olmadığını, yanlış olduğunu farkındalar. Birazdan buna bakacağız. Buna bakacağız ama yoksa yine darbe mi derken kastettiğimiz şey şu. Bu Suriyeli mülteciler üzerinden özellikle Kayseri'de ortaya konan birkaç hafta önce gerçekten son derece tehlikeli bir tırmanışa dikkat çekiyordu ve sonra bir anda duran yani Ankara'nın sert tepkisiyle bir anda duran, başlayan ve duran, sadece Kayseri'de değil, çevre illerde de başlamıştı çünkü pogrom ya da pogrom girişimi, duran girişim üzerine bakacağız. Yani ne oldu orada, ne döndü? Yoksa yine darbe mi? KCS'i başlığı benim değil. Ona, ona da birazdan bakacağız ama o bu tartışmayı başlatan veya bu konuya dikkat çeken kişi, eski başbakan ve Arap Baharı döneminde, Bahar falan da değil de, Arap kalkışmaları diyelim, i̇şte Suriye politikalarının o dönemki mimarı, önce Başbakanlık Dış Politika Danışmanı, ardından Dışişleri Bakanı olarak e, politika yapan ve Pelikan bildirisiyle 2016'da 15 Temmuz'dan birkaç ay önce, ki o da 15 Temmuz'da bağlantılıdır, bunu da en iyi zaten Davutoğlu biliyor, 15 Temmuz'dan birkaç ay önce, 2016'da Pelikan bildirisiyle, darbesiyle giden Dış Politika Danışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu. Murat Sabuncu'ya T24'te bir söyleşi verdi. 12 Temmuz'da. Erdoğan'ı bekleyen çok ciddi şahsi tehlikeler var dedi. Demokratikleşmezse Türkiye bir takım hukuk kuralları işlemezse herkes bir revanşizm tehlikesi karşısında. Fakat Buradan çok bir şey anlaşılmadı. Yani Erdoğan'ı bekleyen çok ciddi şahsi tehlikeler varın Devamında başlıkta Türkiye demokratikleşmeli, hukuk devleti'ne dönmeli falan dediğinde genel geçer bir eleştiri yaptığını zannediyorsunuz. Fakat içine girdiğinizde çok uzun bir söyleşi. İçine girdiğinizde esasen söyleşinin Suriye'de düğümlendiği Suriye ile ilgili olduğu, Suriye meselesi ile ilgili olduğu ve elbette Suriyeli mültecilerle ilgili olduğu ve onun üzerinden bir şey döndüğü anlaşılıyor. Ve birkaç paragraf seçtim ama en önemli paragraf da burası ve bu paragrafta da belli satırların altını çizdim. Burada diyor ki işte o Erdoğan'ı bekleyen şahsi riskler, tehlikeler neler? Türkiye'de diyor, Davutoğlu konuşuyor. Türkiye'de maalesef devlet içinde kendini devletten daha güçlü zannedenler bazı sorunları tırmandırarak ülkeyi kaosa sürüklemek suretiyle bir şey elde etmeye çalışıyorlar, bir güç korumaya çalışıyorlar. Bu da genel geçer bir laf fakat neyi kastettiği birazdan geliyor. Türkiye'de gördüğüm risk bu. Mülteciler konusu çözülemeyecek bir konu değil. Mülteciler sorununu bu hale getiren bu iktidarın yanlış tutumu ve mülteciler sorununun bir kaosa dönüşmesini isteyenler de iktidarın içinde de etkisi olan bazı unsurlar. Yani iktidar, mülteciler sorunu bir kaosa evrilerek sıkıştırılıyor veya sıkıştırılmak isteniyor diyor Ahmet Davutoğlu. Bakın bana saldırıp da Erdoğan iktidarına hiç saldırmayanların kimliklerine bakın. Onların meselesi mülteci sorunu değil. Onların meselesi Türkiye'nin gerçekten içeride kaos yaşayarak otoriter bir rejime gitmesi. Bu kesimler isterler ki iktidar üzerinde otoriteyi kursunlar ve bugünkü iktidar o otoriter yapıya bir manivela gibi mülteci sorunu kullanmak istiyor. Herkesi bu konuda uyarıyorum. Başta Sayın Erdoğan, iktidar ve herkesi. Şimdi burada Erdoğan'ı bekleyen şahsi tehlikeler var derken Davutoğlu'nun neyi kastettiği anlaşılıyor. Suriye üzerinden o cümlede önemli. Mülteciler sorununu bu hale getiren bu iktidarın yanlış tutumu ve mülteciler sorununun bir kaosa dönüşmesini isteyenler de iktidarın içinde etkisi olan bazı unsurlar cümlesi. Son derece enteresan. Hasan Cemal T24'te ertesi gün. Yoksa yine darbe mi? İşte KC'yi o yazdırdı bize. Yoksa yine darbe mi başlıklı bir yazı yazdı. Aynı platformda çünkü Devlet Bahçeli T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu. T24'teki yazısında Hasan Cemal biraz önce okuduğum bölümü alıntıladığı kısa bir yazıydı. İlk sütunda o var. İkinci sütunda ise Murat Yetkin'den bir alıntı yaptı. Davutoğlu'nun sözlerinde kullandığı kodlar Türkiye'de hayra yorulacak türden değil, şahsi tehlikeler, intikam peşinde koşanlar, devlet içinde kendilerini devletten güçlü sananlar, otoriter rejim heveslileri, tam da 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 8. yıl dönümüne yaklaşırken yaptığı çağrışımlar tekinsiz, diyor. Ve devam ediyor Murat Yetkin. İnsanın aklına birkaç soru takılıyor. Örneğin 22 yıllık iktidardan ve 15 Temmuz sonrasında devlet kademelerinde yürütülen temizlik harekatından sonra devlet içinde kendini devletten güçlü zannedenler tehlike oluşturacak nicelik ve nitelikte midir? Kimlerdir onlar? Diye sormuş. İşte MHP'liler mi, menz, menziciler mi ya da ne bileyim fetullahçılar mı ya da ne bileyim onların yerini alan MHP'liler mi, menziller mi, başkalarını mı ima etmektedir filan diye de sormuş. Ve kendi yorumuna ekliyor Hasan Cemal. Bilemiyorum ama her iki Murat'ın yazılarını okuyunca yani Murat Sabuncu ve Murat Yetkin aklıma takılıyor. Yoksa yine bir darbe mi sorusu? Ağzından yel alsın Hasan Cemal diye de yazısını bitirmiş. Bitmedi. Bu konuları yakından takip eden ve en azından lafların nereye gittiğini anlayabilecek. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, gerekse Türkiye'nin içindeki kırılganlık olsun ve gerekse Türkiye'nin içerisinde işte bir takım e, provokatör hareketlerin veya devlet destekli bir takım kalkışmaların ya da girişimlerin kokusunu iyi alabilecek isimlerden biri. Profesör Doktor Mümtazer Türköne kendi bloğunda yazmış. Suriye konusunun en önemli kısmı içeride bir iktidar değişimi sürecinde Suriyeli mülteciler üzerinden devreye sokulacak kaos planı diyor. Çok net yazmış. Türkiye işte o zaman bir felaket senaryosu yaşayabilir. Davutoğlu hepimizi uyarıyor. Umut verici olan iktidar içinde böyle bir kaosu engelleyecek bir iradenin duruma hakim görünmesi. İşte ondandır ki diyor Mümtazer Türköne. Hemen Kayseri birkaç ilde daha bu işler başlayınca İstanbul ne bileyim Konya vesaire... ...hemen iktidar uyandı konuya ve şey yaptı. Duruma müdahil oldu. Ve içerideki yazısında enteresan detaylar var. Onları da izin verirseniz aktaracağım. Davutoğlu'nun Zaman Ayarlı Bombası başlıklı yazısında dün kaleme aldı. Mümtazer Türkön'e onu söylüyor. Belli ki diyor... Davudoğlu gündeme gelmesini, tartışılmasını birilerinin kulağına kar suyu kaçmasını, farkındalık oluşmasını, toplumun teyakkuza geçmesini istiyor. Aynı sözleri geçen hafta sonu farklı zeminlerde de tekrarladı diyor. Devlet içinde kendini devletten daha güçlü zannedenlerden, ülkeyi kaosa sürüklemek suretiyle bir şeyler elde etmeye ve güçlerini korumaya çalışanlardan bahsediyor iktidar içinde etkili olduğunu vurguladığı bu illegal örgütün amacını da kaos çıkartarak otoriter bir rejim kurmak şeklinde tarif ediyor. Konu çok ciddi demiş Memtazer Türköne. Boltlamış orayı. Koyu harflerle yazmış. Hepimiz için bir ölüm kalım meselesi. Ülkemizin güvenliği, devletin bekası, halkın selameti için yapılan bir uyarı demiş. Kritik bir evrede başbakanlık sorumluluğu üstlenmiş bir politikacı devlet cihazını tanıyor, işlerin nasıl görüldüğünü biliyor. Politikada başarısız olsa da yetenekli bir entelektüel ve akademisyen diye devam etmiş. Kendi çapında derin bir kumpası deşifre ediyor ve bizi uyarıyor. Evet. Vurgulayalım. Bu yorumu başbakanlık tecrübesine sahip bir politikacının ağzından dinliyoruz demiş. Devamla da 6-7 Eylül olayları 1955 böyle organize edildi. 70'li yıllar bu örgüt eliyle kanabulandı. 28 Şubat'ın Cumhuriyet mitingleri benzer şekilde organize edildi. Bugün yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz darbe teşebbüsü için benzeri iddialar hala tartışılıyor demiş. Şimdi yaratılacak kaosu yüzdürecek gemi rolünde Suriye sorunu ve Suriyeli mülteciler duruyor demiş. Türkiye'de mültecilerin yarıdan fazlasının dönebilecekleri bir ana vatanı yok diye de devam etmiş. Evet. Bizim için önemli kısmı diyor iktidar değişimi sürecinde, içeride bir iktidar değişimi sürecinde Suriyeli mülteciler üzerinden devreye sokulacak bir kaos planı. Ki bu, bu artık iktidarın değişebileceği fikri de yavaş yavaş satın alınmaya başlandı ve böyle bir kaos planı devreye sokulabilir diyor Mümtezer Türkan'a. İşte o zaman Türkiye bir felaket senaryosu yaşayabilir. Davutoğlu hepimizi uyarıyor demiş. Evet. O arada Suriye demişken Esad Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelecekse Erdoğanla görüşürüm açıklaması yaptı. Serbestiyet sitesi de bu 8 dakikalık açıklamayı Arapça konuşuyor kendi ana dilinde Beşar Esad Suriye Devlet Başkanı Türkçe altyazıyla yazmış. 8 dakikalık bir video Serbestiyet'in Twitter hesabına girdiğinizde de kendi sitesine girdiğinizde de oradan seyredebilirsiniz. Altyazısı burada da akıyor. Buradan da gözünüze, gözünüzün bir ucuyla takip edebilirsiniz. Fakat bu 8 dakikalık açık, açıklamasında 8 kere aynı şeyi söylüyor. Bu konu tamamen işte Suriye'nin egemenlik meselesi. Türkiye girdiği yerden çıkacak diyor. Çok net altını koymuş. Ayrıca Erdoğan'la görüşeceği falan da yok yakın zamanda. Öyle görülüyor. Çünkü açıklamadan onu anlıyorsunuz. Cumhurbaşkanlarının görüşmesi değil de zaten diyor yıllardır bir yetkililer çerçevesinde bir görüşme devam ediyor. İşte MİT Başkanı gelip gidiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri var falan gibi. İşte o çerçevede Cumhurbaşkanı düzeyinde olmasına gerek yok bu konuların diyor. Alt düzeyde biz zaten görüşüyoruz. Fakat diyor Türkiye bu konuda garanti vermeli. Çıkmalı. Yani işgal ettiği topraklardan çıkmalı. Türkiye'de Enteresan bir şekilde yani kırgınlıkları dargınlıkları bir kenara bırakalım diyor. Erdoğan'ın bahsettiği kırgınlık dargınlık meselesi değil ki. Topraklarına girmişsin. Bilmem kaç kilometre içeridesin. Bilmem kaç noktada üssün var. Oranın rantını yiyorsun. Oradaki insanları zaten 13-14 yıldır silahlandırmışsın, kışkırtmışsın. Bir, yani yığınla konu var. Sen önce diyor, yani sınır güvenliği ise mesele, Türkiye'nin kastettiği gibi sınır güvenliği ise mesele, önceki sınırlarımıza çekildiğimizde eski usul nasıl daha önce götürüyorsak o şekilde götürelim. Bunun görüşmelerini yapalım. Beşer esat, esat. Son birkaç yıldır aynı şeyi söylüyor. Yani bu diyalog kapısı açıldığından beri aynı şeyi söylüyor. Yani hiçbir zaman yeşil ışık yakmadı. Sarı ışık yaktı. Diyalog devam ediyor ama diyalogda ilerleme yok. Onu anlatıyor burada. Hiçbir ilerleme yok ki. Türkiye çekilecek diyor girdiği yerlerden. Eski sınırlarına çekilecek. Ve orada biz sınırlı güve, sınır güvenliğini birlikte konuşacağız. İki, yani Cumhurbaşkanı'yla görüşmek durumunda değilim. Zaten alt düzeyde görüşmeler devam ediyor. Bana bu konunun garantisini verin diyor. Evet. Suriye topraklarından çekilme sorunun özü bu başka bir sebep yok okuyorsunuz tamamı bu minval üzere geçiyor 8 dakikalık gazetecilerin sorularına verdiği cevabın ki zaten e, o gazetecilerde e, işte belli soruları soruyorlar Esad da zaten hazırlanmış onlara cevap vermek için oraya gitmiş evet yani Erdoğan'la görüşürüm demesi şarta bağlı. O şartı da şu anda Türkiye sağlıyor değil. Şimdi dönelim. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öperek karşılaması meselesine. İşte tam da bu konuları alt alta koyduğunuzda bu başka bir noktaya gidiyor. Yani özellikle emniyet güçlerinin A'dan Z'ye yani okullusundan sahadakine kadar ve komutanına kadar bir siyasi parti liderine ve artık şiddetle anılan bir partinin genel başkanına bu biçimde biat etmesi, elini öpmesi ve tamamen artık onun kadrajında olması. Suçla anılan, cinayetlerle anılan bir örgütten, bir partiden bahsediyoruz artık. Devlet Bahçeli Özel Harekat Başkanlığı'nı işte bu şekilde ziyaret ediyor. Yanındaki de işte elini öpen kişi şu. Evet, Süleyman Karadeniz komutan. Evet. öyle şey ki yani bu fotoğrafları da paylaşmamış kendi hesabından ama bir şekilde artık bu el öpme meselesi girdi literatüre dönelim Ergun Babahan güzel koymuş Merih Demiral'in e, milli takım futbolcusu faşist bozkurt işaretine sahip çıktığı sahip çıkıp övgü yağdıranlar özel harekat müdürünün Bahçeli'nin elini öpmesinden niye rahatsız oluyor ki demiş Kayseri'deydi 15 Temmuz'un Genelkurmay Başkanı, sonrasının Milli Savunma Bakanı, şimdinin Milli Savunma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri'de işte bir takım temaslarda bulundu ve orada Habertürk yayınına çıktı. Şimdi 15 Temmuz'a geleceğim yavaş yavaş ama iktidarın Kayseri meselesini önemsediği e, bu yönüyle de ortada. Yani Hulusi Akar'ın Kayseri'de bu işe nezaret etmesi. Cevheri Güven güzel sorular sormuş. Hulusi Akar 15 Temmuz anlatırken Akın Öztürk'ü aracı almadım onlarla beraberdi diyor. Sunucu Mehmet Akif Ersoy peki Mehmet Dişli'yi neden aldınız deyince Akar EU gibi tuhaf sesler çıkartarak konuyu değiştiriyor. Burada ikinci bir soru lazımdı tam yeriydi. Peki madem Akın Öztürk darbeciydi o zaman 16 Temmuz'da Akın Öztürk'ün darbeci olmadığını belirten bir açıklamayı Genelkurmay'ın internet sitesinden neden yayınlattın ve günlerce orada tuttun? Hatta üçüncü soru 16 Temmuz sabahı Mehmet Dişli'ye dönüp gidip Akın Öztürk'ü Çankaya Köşkü'ne getir diye talimat verdin. Buna orada bulunan başta dönemin savunma bakanı Fikri Işık, Mitçiler darbenin bir numarası Akın Paşa diyor sıkıntılı olur de, sıkıntı olur demesine rağmen ısrarla emrini neden tekrar ettin? Saraydan aldığı emirle televizyona çıkmış kıpkırmızı bir surat ifadesiyle yalana yalan katıyor demiş. Evet. Hatta devamla Akın Öztürk hücresinde izleyebildiyse Hisleri bulantıdan ibarettir. Bir onbaşının haysiyetinden yoksunsun diyor Cevheri Güven. Habertürk'te 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuşan Hulusi Akar'ın açıklamalarına dair hatırlatalım. Ne ifade vermeye gitti, ne meclis komisyonuna gitti, ne herhangi bir şekilde sorulara cevap verdi. Ama tamamen işte kontrol altında bir kanalda, kontrol altında sorularla bir şey 15 Temmuz destanı anlatılıyor. Şimdi destan deyince esasen Destan kelimesi Türkçe'de bilinen bir kelimedir ama yani bir yönüyle de tarihi, mitolojik olaylara ya da ne bileyim böyle olağanüstü olaylara falan da e, konu şiirler veya öyküler, hikayeler söz konusu olduğunda yani kulaktan kulağa da e, ne bileyim doğrulardan sapar ya da resmi söylem üzerine bir şey katar falan. Yani 15 Temmuz Destanı deyince de esasen bunu da bir yönde açık etmiş oluyorsunuz. Yani her zaman gerçek olaylar silsilesi değildir. Egemenlerin yazdığı destanlar vardır mesela. Barbaros Şansal 15 Temmuz Fistanı <laughs> diye ki modacı e, enteresan bir hashtag ile bu konuya katkı sunmuş. Son derece ilginç ve e, bir hiciv var burada. E, o açıdan da ekrana getirdim. Mustafa Ünal gazeteci zaman gazetesinin önceki Ankara temsilcisiydi. 15 Temmuz 7 olarak ki yıllarca cezaevinde yattı. Darbe girişiminin içinde, yanında, arkasında, yakınında, uzağında kim varsa bütün hücrelerimle hepsini lanetliyorum demiş. Kestirmeden kısa öz. Dönelim emekli aylığıyla, aylığını iktidar 12.500 liraya bağladı ama bu seyyanen değil. Çünkü 12.500 lira almaya devam edenlere bir zam gelmemiş gibi görülüyor. Gazete Pencere yöneltmiş bunu AKP Grup Başkan Vekiline. Ödediği primlere göre 12.500 lira emekli maaşı alanlar 12.500 TL almaya devam edecekler. De, adaletsizlik yok mu diye. Bütçemizin büyüklüğü belli. Bütçe ayakta tutmaya çalışıyoruz filan demiş. Yani iktidar taban maaşı 12.500'e çekmiş gibi görünüyor. Ama 12.500 e alanlarda herhangi bir artış almamış gibi görülüyor. Şimdi bir, bir yönüyle iktidar böyle yani emekli konusu bir yönüyle netleşmiş gibi duruyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek nasıl karar verilecek arada bir Erdoğan dokunuşu olacak mı seyyanene dönecek mi bilmiyoruz. Zaman içinde görürüz ki bu konu daha henüz kapanmış değil ama cevheri güven yakalamış. Cumhurbaşkanı danışmanı Orhan Karakurt diyor ama o Orhan Karakurt Cumhurbaşkanı'nın cazgırı. Yani yıllarca parti otobüsünün üstünde elinde mikrofonla veya megafonla Erdoğan'ı takdim eden isim. Bir zamanlar Erkal Zenger vardı eskiden liderlerin Cazgır'ı. Saklamazdı da bunu. Ama bu arkadaş şimdi danışman olmuş. Belli ki yüklü bir maaş alıyor. Başka gelirleri de olacak ki böyle şey var. Sonra bu paylaşımı da silmiş. Fakat paylaşımda ele veriyor kendini. İşte 34 bin TL'lik Prada ayakkabı giyiyor. İşte Frank Müller saat 1 milyon 282 bin TL'lik. işte burada bu fotoğrafları paylaşmış. Fotoğrafta ayağındaki ayakkabı görülüyor. İşte yine burada kolundaki saat görülüyor, net görülüyor yani hemen basit bir araştırmayla bunun hangi saat olduğunu, ayağındaki ayakkabının hangi ayakkabı olduğunu görüyorsunuz. Sonra da işte şey yapıyor, silmiş bunu. O arada arkada e, yansıyan bir e, tır var, Altus. E, sarayda 15 Temmuz hazırlıklarına kendi teknik malzeme malzemelerimizle başladık diyor. Karakurt fakat Altus'un tırını kadrajdan çıkarmayı unutmuş. Altus, kamunun tüm organizasyon işlerinin yağdırıldığı firma demiş Cevheri Güven. 15 Temmuzla devam edelim. 15 Temmuz karanlık ve e, lanetli bir gün. Evet, lanetliyorum demişti Mustafa Ünal. Lanetli bir gün diyor Yektan Türk Yılmaz. Tümüyle katılıyorum. Yüzlerce insan öldü, yüzbinlerce hukuksuzca eziyet gördü. 15 Temmuz bahanesiyle Kuralsız bir rejim kuruldu. Bu rejim muhalefet seçim kazanınca değil, 15 Temmuz öncesi gecesi ve sonrasıyla aydınlatılıp hesabı görülünce değişecek diyor. Bu rejim muhalefet seçim kazanınca değil, aydınlatılınca değişecek 15 Temmuz. Bunun altını çiziyorum ve önemsiyorum. Çünkü muhalefet sözcülerinin de başta ana muhalefet lideri olmak üzere 15 Temmuz destanı korosunun arkasından yürüdüğünü hep beraber müşahede ettik dünden bu tarafa. Şimdi Amerika'nın sesinin Türkçe sayfasında girdiğimde dün böyle bir sayfa beni karşıladı. Fakat haberlere yoğunlaştığımda, manşete değil altındaki haberlere yoğunlaştığımda şu iki haber alt alta geldi. Yani alt alta güzel gelmiş. Yukarıda 15 Temmuz mesajları Erdoğan tiyatro diyenleri unutmayacağız. İmamoğlu iktidarı öz yapmamakla suçladı. Hemen altında da işte Trump suikast girişme meselesi. Trump iki nokta üst üste Suikast girişimi tüm ülkeyi hatta dünyayı bir araya getirmek için bir fırsat. Yukarıda bir lütfu değerlendiren Erdoğan, altta da gene bir lütfu değerlendirmeye çalışan Trump örneği var. Alt alta gelmiş haberler. Alt alta okuyun. Onun için getirdim. Durum biraz böyle. Şimdi Trump demişken 15 Temmuz'u geçmeden son bir uyarım daha var. Kardeşim Duymaz belgeseli Alesta YouTube kanalında yayınlandı. Ben de Twitter'da paylaştım. Bulamazsanız oradan da linki linki bulabilirsiniz. Bir tasfiye hikayesi. Çok önemsiyorum. Çok e, bugüne kadar seyrettiğim 15 Temmuz belgeselleri veya çalışmaları içerisinde ilk sıraya yükseldi. Bunu e, e, bu konulara biraz vakıf biri olarak e, söylüyorum. TSK'daki büyük tasfiyeyi ve nasıl olduğunu o günkü 32.189 subayın 10.468'inin ve Asıl burası önemli. 1886 bakarak söylüyorum. 1886 kurmay subayın, 1886 kurmay subayın 1524'ünün nasıl ihraç edildiğini anlatıyor. %80 tasfiye edilmiş kurmay subaylar. Allah aşkına hepsi cemaatçi değildi. Yapmayın yani. NATO'cu tasfiyesiydi. Bunu net görüyorsunuz zaten. Ve işte burada Alesta'da yayınlanan belgeselde 5 asker, tüm amiral, Tüm Amiral Mustafa Zeki Uğurlu, Hava Pilot Kurmay Yarbay Aykut Coşkun, Deniz Kurmay Binbaşı Ahmet Kalkan, Hava Pilot Üsteğmen Ömer Ağarbaş ve Deniz Baş, Başçavuş Gökhan Akşit adım adım çok sevdikleri üniformalarından, gözyaşları içinde yer yer nasıl koparıldıklarına ilişkin tarihi gerçekleri anlatıyorlar. Bir tanesini anlatacağım. Özellikle Üsteğmen Ömer Ağırbaş. Akıncı üstüne çağrılıyor. Akıncı üstündeki hareketliliği bastırma göreviyle Akıncı üstündeki darbe hareketliliğini bastırma göreviyle havalanan ilk dört pilottan biri. Üsteğmen Ömer Ağarbaş ve bir telefonla üste çağrılıyor. Verilen görevleri hem o gece hem de devam eden aylarda harfiyen yapıyor. Yani önleme yapıyor. Hareketliliği bastırma görevi yapıyor. Ve sonra da tutuklanıyor. Aylarca hapis yapmış önce kahraman sonra hain ilan edildik diyor. Şimdi büyük ihanet deniyor ya 15 Temmuz'la ilgili. Yani evet büyük bir ihanet. Fakat içeridekilerin ihaneti değil. Dışarıdakilerin ihaneti ve bu operasyonu tertipleyenlerin ihaneti. Başta Genelkurmay'ın başındaki Hulusi Akar, sonra Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan ve elbette baş organizatör uygulayıcı olarak Erdoğan. Onun dış on bunların dışında zaten çok fazla konulara vakıf olan yok. Şimdi dönelim Trump'a. J.D. Vance, Trump'ın başkan yardımcısı olarak atandı. Aslında seçimle geliyor deniyor ama esasen atanıyor o da. Yani başkan yardımcısı olarak atanıyor. Başa taktör başkan. Başkan seçilince başkan yardımcısı otomatik olarak seçilmiş oluyor. Dolayısıyla o da seçilmiş başkan yardımcısı oluyor. Yani teknik olarak seçilmiş başkan yardımcısı ama oraya atamayla geliyor. Bunu, bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. 39 yaşında ...oha yolu... ...ve... E, ...enteresan... ...öncesinde... E, ta, ...Trump karşıtı fikirleri var... ...yani... E, ...Hitler'e benzetmiş... ...Trump'ı... ...ne bileyim... E, e, değiş ...kültürel bir... E, ...eroin... E, ...olmakla suçluyor... E, ...acayip... ...yani... ...asla diyor... ...onun gibi birisi olmam ben diyor falan... ...yani... E, söylediği sözler, laflar esersen o gün genel geçer. Trump'ın gerek ahlaki duruşu, gerek siyasi duruşu, gerek tavır ve davranışları falan yönüyle şey taban tabana zıt ve esasen söylenmesi gereken söyler. Aptal diyor. Kınanması gereken biri olduğunu söylüyor. Amerika'nın Hitler'i diyor. Ki zaten televizyonlarda da lafları hem kendi ağzından hem de neyse bu şekilde kepslenmiş olarak dönüyor. Enteresan. Deniz piyadesi, sonrasında e, Irak'ta görev yapmış, e, Ohio Eyalet Üniversitesi'ni bitirmiş, Yale'de hukuk okumuş. Fakat e, enteresan bir şekilde son senato seçimlerinde, 2022'de Trump'ın desteğiyle Ohio senatörü oldu ve şimdi de e, şey başkan yardımcısı silahlı saldırının ardından The Times bir anket yayımladı. Trump kilit e, kilit eyaletlerde önde gidiyor başlığıyla. Kilit eyaletler dediği işte salınacak eyaletler de denilen, yani seçimi belirleyen eyaletler, eyaletler. Diğer eyaletlerde aşağı yukarı demokratlar, cumhuriyetçiler baskın ama seçimi belirleyen eyaletler işte Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, ne bileyim, Nevada, Georgia gibi eyaletler buralarda Trump'ın önde gittiğini e, belirtiyor. Trump kulağında bir bandajla katıldı. Dünkü Cumhuriyet Parti, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne. Ben de saatlerce seyrettim CNN'de. Yani eskiden film belgesel seyrediyordum. Artık canlı bu tür yayınları seyrediyorum. Yani distopyaya gerek yok. Real canlı yayın distopyayı seyrediyorsunuz. Binlerce salonu dolduran insan... Bütün eyaletler banko oy birliğiyle Trump'a aday gösterdiler. Hepsi güzel giyimli, saçlarını yaptırmış ne bileyim tıraşını olmuş erkekler saçlarını güzel yaptırmış makyajını olmuş kadınlar iyi eğitimli insanlar düzgün konuşan insanlar neyse hepsi Trump'ın arkasında izalandı. yani Trump tek başına değil J.D. Vance enteresan yani bu Hillbilly Elegy diye bir e, kitap yazdı bestseller oldu bu yani bir tür dağ köyü e, ağıdı diyebiliriz Türkçe'ye çevirdiğimizde bunun filmi de çekildi 2020 yapımı ben seyrettim bu filmi birkaç sene önce Amy Adams ve Glenn Close oynuyor. Başarılı bir film ve kendi öyküsünü yazmış. İşte burada işte çocuk babaannesiyle beraber aile sorunlu, annesi uyuşturucu bağımlısı, defalarca kliniğe yatıyor vesaire. O arada da büyük annesi onu oradan kurtarıyor ve işte okula gönderiyor filan. Sen diyor burada diyor heba olacaksın. Bu Taşır'daki hikayeyi işte ortada artık büyümüş hali. Burada da herhalde deniz piyadesi olmak için saçlarını kazıtırken filan. Ee, seyredin enteresan ama yani dün öyle söyleyip bugün Trump'a destek verdi ve başkan yardımcısı adayı oldu. Ve hiçbir şey boşuna olmuyor. Hiçbir şey ezbere olmuyor. Döndü de diyenler var. Siyasetin tabiatı diyenler var. Nereden bakarsanız bakın. Fakat enteresan bir gelişme oldu. The Times'ta bugün okudum. Çin lideri ve Rusya lideri kutuplardan taşımacılık konusunda anlaştılar. Eskiden bu mümkün değildi. Yani artık Çin'den gemiler çıkıp kuzeye ve o kutup çizgisinde eskiden artık buzların buzulların fırsat vermediği ama artık küresel ısınmayla vesaire erime başladığı için yılın büyük bir bölümünde gemilerin geçebileceği kadar elverişli ve bu konuda anlaşmışlar. Yani artık Çinle Rusya arasında Kuzey denizi üzerinden artık bir ticaret başlayacak. Tamamen artık Amerika'nın, Avrupa'nın ve diğer artık etkidebilecek herkesin kadrajından uzakta. Bu konuyu da önemsemek gerekiyor. Evet bir yönüyle de ticaret savaşları başladı başlıyor. Belki de 3. Dünya Savaşı düşük yoğunluğu olarak başladı devam ediyor. Diyor ve manşeti noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.